Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 14-20 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Güneş Başak Burcu'nda ilerliyor ve bu hafta Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. Yeni ay öncesinde hafta başında ayın ışığı kapanan fazda olacak. Pazartesi ve Salı Aslan Burcu'nda, Salı gecesinden itibaren ise Başak Burcu'na geçiyor. Ay kapanan fazdayken aslında geçtiğimiz birkaç haftanın konularını şöyle bir tamamlamak için de fırsatlar sunabilir bize. Duygusal olarak içe dönüşler yaşayabiliriz. Kendi kabuğumuza çekilmek isteyebiliriz. Zihnimiz biraz geçmişe takılabilir. Kendi ruhsal derinliklerimize, kendi bilinçaltımıza yönelebiliriz. Aslında bu bize önemli farkındalıklar da getirebilir. Maneviyata yönelmek, biraz tefekkür etmek, biraz geçmişi sorgulayıp önümüzdeki dönemin hedeflerine odaklanmak, planlarımızı, programlarımızı yapmak için bu haftanın ilk günleri koşullar daha uygun olabilir. Yeni ay Perşembe günü 17 Eylül'de Ören 14'te meydana geliyor, 25 derece Başak Burcu'nda. Aynen sizin gibi toprak grubu bir burçta, 5. evinizde meydana gelecek güçlü bir yeni ay. Çünkü Satürn'den, işte Oğlak Burcu'ndaki Plüto'dan, Satürn'den güzel üçgen açı alan ve dolayısıyla sizi de güçlü bir şekilde destekleyen bir yeni ay enerjisi bu. Hayatımızda yeni hedefler oluşturuyoruz. Uzun vadeli planlarımız var. Bazı sorunları çözmek için de daha kararlı davranıyoruz. Ve bu sorunları artık kökten çözme eğilimindeyiz. Ve belki bazı eylem planlarımızda yenilikler yapacağız. Bunlar çocuklarınızla ilgili olabilir. Çocuklarınızın geleceği, onların bazı sorunlarını çözmek için atılacak adımlar veya eğitim hayatları ile ilgili konular olabilir. Bunlarla ilgili güçlü destekler alabileceğiniz, gerekli kişilerden, bilgili, olgun, otorite figürü kişilerden maddi manevi destekler alabileceğiniz bir dönemdesiniz. İşte bu yeni ay bu olasılıkları hayatınıza açabilir. Düzenlemeler yapabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak için de yine kararlı olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Hayatınızda buna göre düzenlemeler yapmanız mümkün. Veya çocuğunuz var. Belki çocuğunuz daha yetişkin bir düzeyde hayatında yeni koşullar oluşacak, evlenecek. Belki torununuz olacak. Hani bunlarla ilgili konular da olabilir. Daha genç bir boğaysanız aşk hayatınızda adımlar atmanız ya da eğitim hayatınızla ilgili artık uzun vadeli, köklü bir şeylere karar vermeniz, adımlar atmanız mümkün ve bu kararlar gerçekten hayatınızda bundan sonraki süreçte kariyerinizi de etkileyebilir. Kariyerinizle ilgili toplumsal hedefler belirlemeniz bu yeni aile beraber mümkün. Belki kişisel bir yeteneğiniz var, bunu nasıl değerlendireceğinize dair size yollar açılacak. Bu yolları da size açabilecek önemli fikirler alabilirsiniz. Yine hayatınızdaki güçlü kişilerin aile büyükleri olabilir, bunlar öğretmeniniz olabilir veya bilgisine güvendiğiniz kişiler olabilir. Onların size katkıları olabilir, fikirleri olabilir, yol göstericilikleri olabilir. Tüm bunları değerlendirebileceğimiz bir yeni ay. Hafta genelinde Venüs Aslan Burcu'nda olacak. Gezegeniniz Venüs. Venüs şu sıralarda evde olmaktan keyif aldığınızı gösteriyor. Aile ilişkileri sizi biraz daha mutlu ediyor. Güzellik, estetik, bakım gibi konularda Venüs Aslan'da faydalıdır. Ve belki bu anlamda kendinizle ilgili bazı değişimler yapmak istiyorsunuz. Çünkü bu hafta Venüs'ün Uranüs'te bir güçlü bir açısı var. Ve değişimleri destekliyor aslında. Yani fiziksel görünümünüzde bir imaj değişimi yapabilirsiniz. Saç modelinizde bir değişim yapabilirsiniz gibi. Veya evinizde mobilya değişimi, dekorasyon değişimi gibi bazı yeniliklere gidebilirsiniz. Hayatınızda biraz değişime ihtiyacınız var. Bu size biraz heyecan katacak hayatınıza. Motivasyonunuzu arttıracak. Bunlar söz konusu olabilir. Ev konularında, yuva konularında, bazılarınız için ailevi alanlarda beklenmedik bazı sürpriz haberler de gelebilir. Buna da dikkat edin, bu hafta içerisinde gözlemleyin. Zaman zaman heyecan da duyabilirsiniz. Gelebilecek bu değişimlere karşı, bu alacağınız haberlere karşı sevgili boğalar. Evet, özellikle 17 Eylül'den sonra yeni ayın doğmasıyla beraber takip eden süreçte hedeflerimize odaklanmamız, yeni girişimler için daha rahat adımlar atmamız mümkün görünüyor. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.